Ebu Zer radıyallahu anh rivayet edir ki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Men keşefe sitran fe edhale basarahu fil beyti kable en yu'zene lehu fe ra'a avrate ehlihi fe kad ete hadden la yahillu lehu en ye'tiyehu. Dedi ki kim bir perdeni açarsa ve gözünü bir evin içerisine salarsa ona icazı verilene kadar, ona izin verilene kadar yani perdeni açıp veyahut da perdenin arasından, kapının arasından gözünü evin içerisine salarsa, yani evin içerisine bakarsa ve hemen evin övretini, yani aileni ve oradaki kadınları görerse artık diyor ki ona halal olmayan bir haddi aşmıştır. Sonra buyuruyor ki ennehu hine edhale basarahu istekbalehu raculun fefeqa aynehu ma ayyartu aleyhi. Diyor ki eğer hemen insan o evin içerisine baktığı zaman bir kişi onun gözünü çıkartsa de ki ben onu gınamaram. Yani o kişi yani perdenin arkasından arasından yani evin içerisine bakarsa ve hemen vakti bir kişi gelip onun gözünü çıkartarsa yani ben onu gınamaram. Bu zaman yani ona göre onu gözünü çıkartan insana yani ceza yoktu. Çünkü bu adam hemen perdeni aşmış, haddi aşmıştır. Sonra diyor ki ve in marra'r raculu ala babin la sitra lehu. Ama diyor ki eğer bir kişi bir kapının önünden geçerse hansı ki o kapıda perde yoktur. Sitar perde yoktur ve kapı bağlı değildir. Ve kastetmeden gazsız şekilde ora bakarsa ve oradan neyse görerse de ki innemel hatiyetu ala ehlil beyt. Ona günah yoktur. Günah yalnız ev ehlinedir. Neye göre? Çünkü onu açık koyduğuna göre. Yani bir insan olabilir hansısa kapının ağzından geçir, kapılar açıktı ve hemin evde, hemin hayatta neyse görür. Lakin gasten yok. Gasten ora bakmır. Yani gasten bakmak icazeli değil. Gasten yok, sadece görür ve bu zaman diyor ki ona günah yoktur. Günah ev ehlinedir çünkü kapını açık koyduklarına göre.